Merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Evet şimdi herkesi bekleyelim öncelikle. Ondan sonra da konuyu anlatmaya başlayalım. Hemen bizim TikTok'taki arkadaşlar gelmeye başladılar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar bir konu anlatımı yapacağız. Ondan sonra da soru cevap yapacağız tamam mı? Instagram canlı yayınları devam edecek. TikTok'ta da videolar devam ediyor. Şimdi bir erkeğin size bağlanmaya başladığını gösteren önemli işaretleri anlatacağım arkadaşlar. Hoş geldiniz. Konu anlatımı yapmıyordum uzun zamandır burada. Dedim bu sefer konu anlatımıyla başlayalım. Bir erkek size bağlanmaya başladığında neler yapar? Kaç tane maddeden? 9 tane maddeden bahsedelim arkadaşlar. Eklemeler yaparım. Evet yayını hızlı bir şekilde paylaşalım. Beğenileri yapalım. Evet. Şöyle bir hemen 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 moderatör tamam evet şimdi bir erkek size bağlanmaya başladığında ne yapar önemli detaylardan bahsedeceğiz 9 tane maddeden bahsedeceğim arkadaşlar birinci maddemiz kusurlarınızı ör örtme gayretindedir bak Sizde hiçbir hata bulmaz demiyorum. Bakın bağlanmaya başlayan erkeklerde de seven erkeklerde de mutlaka bazı kusurlarınızı görürler. Ama kusurların üzerine odaklanmazlar arkadaşlar. Tamam mı? Ama bu büyük kusurlar olmamalıdır. Bakın seven erkeklerde bile sevdiği halde sevdiği kadını bırakma olayları olabiliyor. Tıpkı sizde olduğu gibi. Çok fazla sevdiğiniz bir insan yeri geldiğinde size çok büyük yanlışlar yaptığında ne yapıyorsunuz? Eninde sonunda vazgeçme durumunuz olabiliyor değil mi arkadaşlar? Erkeklerde de var bu. Çok fazla vefakar, cefakar olduğu halde kadın kendisini asla yeterli bulmadığında en son erkeklik değerleriyle kadının kadına verdiği değeri ölçüyor. Erkeklik erkeklik değerleri yüksek olduğunda ne yapıyor? Artık sevmeyi bırakıyor veya sevse de ayrılma olayını tercih edebiliyor. Tamam mı? Bu yüzden olayları değerlendirirken tek taraflı değil de ben ona acaba ne yaşattım ki karşılığında bunları yaptı şeklinde bir değerlendirmeye tabi tutmanız gerekiyor. Tabii ki kusurlarınızı örten, kusurlarınızı görmezden gelen her erkek de başlangıçtan itibaren bunlar da %100 size bağlı ya da bağlanma odaklı erkekler değildir. Bazen çıkarlarını gerçekleştirmek adına ne yaparlar? Belli bir seviyeye kadar sizi idare etme durumunda olabilirler arkadaşlar. Tabii ki bu maddelerin hepsi birliktelik içeriyor. Hepsi birlikte değerlendirildiğinde anlamlı bir bütün oluşturuyor. Evet 80'ler yine gelmiş. 80'li arkadaşlar. Bu birinci maddemizde kusurlarınızı ölç, örtmeleri ve sizi harika görmeye başlamaları. Harika görmeye başlamaları derken dediğim gibi bu devamlı olan bir şey olacak ve diğer maddelerle birlikte anlamlı bir bütün oluşturacak arkadaşlar. Denge esastır. İkinci maddemiz ihtiyaçlarınıza ve beklentilerinize karşı sürekli aktiftirler. Bakın e, kandırma odaklı erkeklerde de bu tarz şeyler olabildiği için tekrar söylüyorum. Her bu maddeyi gördüğünüz erkek size bağlanmaya başlıyor diye bunu e, Ne yapmalısınız? Ne yapmamalısınız? Değerlendirmemelisiniz. Burada yapacağınız şey nedir? Adam sizi çıkar odaklı bazı şeylere yönlendirmeye çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bunu da değerlendirmeniz lazım. Nasıl? Adamın adam mesela ihtiyaçlarınıza karşı böyle sürekli aktiftir ve sürekli sizin için bir şeyler yapmaya çalışıyordur. Ama arka planda da sizi bir şeylere yönlendirmeye çalışıyor olabilir. Mesela maddiyat, cinsellik vesaire. Bu tarz beklentileri olduğunu nereden anlarsınız? Cinsellik konusuysa eğer cinsellik konusunda ne yapar? Sürekli manipülatif bir şekilde ya da direkt olarak söylemler geliştirmek yerine dolaylı yollardan bunu söylemeye çalışır. Ben mesela sana daha çok bağlanmak için bunu istiyorum. Sen benim özelimsin. Bunu yapmayan mı kaldı artık? Bu kafadan artık çık. Günümüz koşullarında herkes bunu yaşıyor artık. Gibi sizi dolaylı yollardan çağın gereksinlerine uymadığınız şeklinde aşağılama tarzında manipülatif bazı söylemlerle ikna etmeye çalışacaktır arkadaşlar. Tamam mı? İhtiyaçlarınıza ve beklentilerinize her uyan erkek, her sizi bu konuda destekleyen erkeğin de burada size bağlandığını düşünmeyin. Bunu analiz ederken diğer söyleyeceğim maddelerle birlikte değerlendirin ama bunlar önemlidir tabii ki. Bakıyoruz çünkü kadınları başlangıç aşamasında, başlangıç aşamasında böyle hani tabiri caizse bulutların üzerine çıkaran erkeklerde de bu tarz şeyleri gördüğümüzden dolayı çoğu kadın bu noktada bana her şeyin en güzelini yaşatıyor, en mükemmelini yaşatmaya çalışıyor deyip Sonradan koşulsuz bir şekilde bu tarz erkeklere ne yapıyorlar inanıyorlar sonra kandırılıyorlar Ama buradaki asıl durum Bu maddelerin genelinin bir arada bulunuyor olması Şimdi ileriki maddelerde bunları sayacağım arkadaşlar Bu ikinci maddemizde üçüncü maddemiz yine Seni mutlu etmek için Seni mutlu etmek için Genelde Hoşuna gidecek her şeyi yapar ama mesela onun yaşam tarzına uymayan şeyler konusunda mesela sana zarar getirecek şeyler konusunda seni de aynı zamanda ne yapar? Uyarır. Ne yapar mesela? Yakın arkadaş çevrende çok bozuk kişiler var mesela. Bunlarla alakalı söylemler geliştirebilir. Ya şu kadından uzak dur. Bak bu kadından sana zarar gelir. Sen şunu desen de ya o bana herhangi bir zararı dokunmayan birisi desen de şunu diyebilir sana. Evet sana zarar vermemiş olabilir ama vermemiş olması ileride zarar dokunmayacağı anlamına gelmiyor. Onun çevresindeki erkeklerin hepsi bozuk diye mesela tabir edebilir veya bir gözlem yapmıştır. Sen bilmiyorsun. Ya sana öyle geliyor olabilir falan deyip sizi bu şekilde uyarır. Ama değer vermeyen bir erkek ne yapar arkadaşlar? Bu konuda hiç karışmaz size. Bakın. Bu konunun detayı da budur zaten. Değer veren bir erkek bu konularda daha hassasiyet gösterir. Hassasiyet gösterir. Ne der? Bak şu kişiye dikkat et. Bu kişiye dikkat et. Bu kişi sana zarar verecek. Bak bu kişi evli ama gerçekten evliliğin kurallarına uymayan bir kadın. O kadınla arkadaşlık edersen bu da seni aynı yola çekmeye çalışır. Veya sana zarar verir tarzında ne yapar? Aynı zamanda sizi mutlu etmeye çalışırken bu tarz şeyleri de size gösterir ki orada sizi koruma odaklı olduğunu buradan anlarsınız. Tamam mı? Sizi koruma odaklıdır yani seven erkek. Koruma odaklı derken ya hoşlanan erkeklerde de bu koruma odaklı olma durumu vardır. Başka erkeklerden koruma vesaire ama hem cinslerinizden korumaya çalışıyorsa özellikle burada daha fazla size bağlanma odaklı olduğunun bir göstergesi vardır arkadaşlar. Bu arada hoş geldiniz. Bu üçüncü maddemizde. Dördüncü maddemiz size meşgul değildir. Evet size her meşgul olmayan erkek sizi de bu arada seviyor değildir yani. Dediğim gibi başlangıç aşamasında sizi bulutların üstüne çıkarmaya niyetli erkeklerde meşgul olmama durumlarını görürsünüz. Ama çıkarlarını elde ettikten sonra %100 değişirler. Dolayısıyla orada çıkar odaklı mı değil mi? Bunun işaretlerini iyi gözlemliyor olmanız gerekiyor. Bunları gözlemlemezseniz çok büyük hata etmiş olursunuz. Size meşgul değildir. Ve genelde genelde çok önemli işleri olsa da ilk olarak sizin işlerinize koşturur. İlk olarak sizin duygu durumunuza odaklanır veya probleminiz varsa probleminizi çözmeye odaklanır. Tekrar söylüyorum. Burada önemli nokta sadece çıkar için belli bir süre bunu yapmamış olması. Eğer belli bir süre bunu yapıyorsa arkadaşlar geçmiş olsun. O zaman da size daha büyük bir fake atacak demektir. Yani sizi kandıracak demektir bu anlamda. Kaçıncı maddeydi? Dörttü. Beşe geçiyoruz. Hayatınızı ve sizin merak eder. Merak etme durumu çok önemlidir arkadaşlar. Gün boyunca ne yapıp ettiğinizi çok fazla merak etmiyorsa, nereye gittiğiniz çok da umrunda değilse, tamam mı? Soruyormuş gibi yapıyorsa, mış gibi, mış gibi yapıyorsa burada bir problem olabilir. Özellikle burada söyleyeceğim şey arkadaşlar seven erkeklerin ya da bağlanmaya odaklı erkeklerin sizin hem merak etmesi haricinde küçük detayları da öğrenmeye çalışmasıdır. Bakın küçük detayları öğrenmeye çalışmak en önemli şeylerden bir tanesidir. Bakın normalde onu hiç ilgilendirmeyen bir konudur. Yani sizin yakın arkadaş çevrenizde gelişen ufak bir şeydir. Ama erkek onun kafasında öyle bir tutar ki geçen bana böyle bir olay anlatmıştım ne oldu onun sonucu falan der yani kafasında tutar. Tabii ki her kafası dağınık erkek de burada size önem vermiyor ya da bağlanmayacak diye bir şey söyleyemeyiz. Bazısının hafızası iyi değildir. Ya da çok yoğun bir zamanda söylemişsinizdir ama genel olarak söylüyorum bunu. Tamam mı arkadaşlar? Bazısının hafızası çok iyi değildir ya da çok karmaşık bir zamanda söylemişsinizdir, anlatmışsınızdır. Bir olaya göre değil, tamam ilişkinin bütününe göre burada bir düşünce tarzı benimsemeniz gerekiyor. Bu da Küçük detaylara özellikle odaklanması da çok önemli bir konu arkadaşlar. Küçük detaylara eğer çok odaklanıyorsa erkek orada. Bazıları büyük sadece büyük detaylara özellikle odaklanır. Orada sizi kandırma niyetli erkekler de bunu yapabildiği için bunun ayrımını bu şekilde yapabilirsiniz. Bunu YouTube'a da yükleyeceğim arkadaşlar. YouTube'a yükleyeceğim oradan da izleyebilirsiniz. Zarifçe. Tamam mı? Yayının tekrarını YouTube'a yükleyeceğim arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Bu 5. maddemiz. 6. maddemiz korumacı davranması ve erkeksi sorumluluk. Bakın erkeksi sorumluluk derken bir erkeğe düşen nedir? Erkeğe düşen neyse onu tam olarak yapmasıdır. Aklınıza her ne geliyorsa. Burada örnekler de verebiliriz. Ama korumacı davranması demek nedir? Başka erkeklerden korumaya çalışması size zarar verebilecek durumlardan ya da olaylardan korumaya çalışması az önce söylemiştim. Yani arkadaş çevresi açısından. Veya size zarar getirecek bir iş vardır. Orada çalışıyorsunuzdur. Oradan çok daha güzel bir yere sizi geçirmek ister. Ama sırf kendi dediği olsun diye değil. Yani çevrenizdeki erkeklerin böyle çok zarar verici boyutta olmuş olması olabilir veya işinizde alakalı zarar göreceksinizdir. Veya aile hayatınızla alakalı Veyahut da e, Yaşam tarzınızla alakalı Maddi problemleriniz vardır Onların hepsine tek tek yetişmeye çalışır Ama dediğim gibi Burada yine değerlendirme yaparken Erkeğin belli bir süre Sizi ikna edene kadar bunları yapıyor olmuyor İşi e, önemlidir Çünkü dediğim gibi Bazı erkekler özellikle kadınlara Para harcarlar yani Kime harcadığının çok da önemi yoktur O kafasına bir kadın koyar o kadına para harcar. O çünkü elden çıkaracağı bir paradır onun için. Yani o yüzden her para harcayan erkek de size çok değer veriyordur gibi bir şeye gitmeyin arkadaşlar. Aksine böyle eskortlarla birliktelik yaşayıp da o tarz şeylerden bıkıp artık düzenli bir ilişkim olsun. En azından sevgilime harcarım, harcarım bu parayı deyip ciddi düşünmediği halde tamam mı? Ya yani eskort harcamak yerine sevgilisine harcama odaklı o kadar çok fazla erkek var ki anlatamam. O yüzden... Her para harcayan erkek arkadaşlar size değer veriyor değildir. Önemli olan buradaki ince detaylara odaklanmaktır. Adam bir şey yaparken bir hediye alırken bile içsel olarak yani orada küçük bir şeyi çok anlamlı bir şey haline getirebiliyorsa o adamın gerçek bir sevgiye sahip olduğunu görürsünüz. Diyelim ki bir şeyler içiyorsunuz. Bir kahve içiyorsunuz veya bir soğuk bir şey içiyorsunuz. Pipetin üstünde kağıda yüzük haline getirip size takabilir mesela gibi. Bu ince düşünülmüş bir detaydır. Mesela bu ince düşünülmüş bir detaydır. İlla ki böyle çok yüksek paralar harcamış olması sizi çok lüks mekanlara götürmüş olması değildir. Hatta bunlar ne kadar fazlaysa ne kadar ard arda oluyorsa o kadar sizi kandırma olasılığı yüksektir arkadaşlar. Gözünüzü boyamaya çalışıyor diyebiliriz. Çünkü hiçbir olumsuzluktan bahsetmeyip hep ardarda çok olumlu şeyler gidiyorsa arkadaşlar burada en büyük kandırılma olayları burada yaşanıyor. Neden? Neye dayanarak söylüyorum bunu? Çünkü size gerçekten değer veren bir erkek dediğim gibi mutlaka sorun bulabilir sizde ama sorunları dile getiriş şekli biraz daha nedir? Yumuşakçadır. Öbür türlü diğer erkekler kandırma odaklı erkekler hiçbir şekilde size kusurlarınızı söylemedikleri gibi Kusurlarınızı söylemezler. Bakın çok önemli bir nokta. Kusurlarınızı söylemezler ve sizi sürekli artan bir ivme ile böyle e, ikna etme gayretindedirler. Yani benim isteğime gelmen gerekiyor deyip yani söylemezler size. Ama yaptıkları her şey sizin gözünüzü boyamaya çalışmakla alakalıdır. Bundan sonra kaçıncı maddedeydik? 6'ydık 7'ye geçtik. Evet mesaj ve aramalara ayrıntılı cevaplar vermeleri ve genelde konuşmaları bitirmeme durumları. Arkadaşlar ayrıntıya girmek demek nedir? O kişinin aslında değerli olduğunu gösteren en önemli adımlardan bir tanesidir. O kişi benim için değerlidir diyordur yani. Yoksa yüzeysel davranıyorsa yani emin olun böyle çıkar odaklı olan bir erkek size çok ilgili gözükse de çok yüzeysel olacaktır. Yani çok derinlere inmeyecektir. Derinlere inse de daha çok cinsellik odaklı bir derine inme şeklinde olacaktır o. Başka türlü yani sizi önemsediğini gösteren o ince detayları çok fazla göremezsiniz o erkekte. O yüzden bağlanmaya niyetli erkekler, bağlanma odaklı erkekler ne yaparlar? Daha detaylara inerler. Yüzeysel kalmaktan uzak dururlar. Ama bu diğer maddelerle tabi birlikte değerlendirilmesi gereken bir madde arkadaşlar. Bu arada yeni gelenler bu yayını kaydedeceğim. Youtube'da yayınlayacağım arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Tamamını. Bu yedinci maddeydi. Sekizinci maddemiz. Evet aile ortamına sokması ve arkadaşlarıyla önem verdiği insanlarla tanıştırmaya çalışması. Ama bunu daha önce de söylemiştim. Sizi her ailesiyle tanıştıran, her arkadaş ortamına sokan erkek de ciddi değildir. Bunları değerlendirirken maddeleri birbiriyle ne yapacaksınız? İrtibatlandıracaksınız. Çünkü bazı kişiler biraz daha şeydirler. Yani her türlü tanıştığı kızı mesela aile ortamı sokar. Bak bakacaksın burada var mı yok mu? Aile ortamına herkesi sokuyor mu sokmuyor mu? Sen değerli misin değil misin? Yani orada seçici mi değil mi erkek ona bakacaksın. Yoksa her tanıştığı kız arkadaşını her önüne gelen kızı mesela kankası yapan bir erkek sizi ailesiyle tanıştırsa ne olur? Tanıştırmasa ne olur? Bu zaten klasik hovarda bir erkek tipidir yani. Her tanıştığı kadını ne yapıyor? Kanka zaten gözüyle bakıyor. Veya sürekli birilerinden ayrılıyor, barışıyor. Herkesi ailesiyle tanıştırıyor. Bu erkekten zaten bir şey olmaz. Ona çok da güvenmeyin. İstediği kadar aile ortamına soksun, istediği kadar arkadaşlarıyla tanıştırsın. Pek bir faydasını göremezsiniz. Hatta daha büyük sizin için dezavantajdır bunlar. Bu yüzden bu tarz çok sosyal olan insanlardan, erkeklerden, kadınlardan vesaire uzak durmanızı tavsiye ederim. Bunlar size çok sağlıklı ilişki yaşatmazlar arkadaşlar. Çünkü seçicilik diye bir şey yok. Yani kişi seçiciyse arkadaş ortamına dikkat eder. Karşı cinsle çok muhatap olmamaya çalışır. Karşı cinsle çok muhatap olan insanları arkadaşlar ilişkilerde sürekli kollamaya çalışırsınız. Sürekli. Şunu yapma, bunu yapma, niye onunla o kadar samimisin vesaire diye karışasınız gelir. Böyle bir şeye karışıyorsanız zaten karşıdaki insan sizin için yanlış bir insandır. Böyle çok e, sosyal gibi gözüküp yani bazı olayları çok abartan insanlardan uzak durmak gerekiyor. Orada bu tarz insanlardan çok fazla fayda görmeyeceğinizi ben düşünüyorum ki yani yıllardır ben ilişki danışmanlığı yapıyorum arkadaşlar kadın olsun erkek olsun. Böyle çok karşı cinsle içli dışlı olan insanlardan fayda geldi, geleceğini düşünmüyorum. Ben onu da söyleyeyim size. Bazıları bu konuda hayır öyle değil falan diyebilirler. Ama ben yıllarda gördüğüm, gözlemlediğim hem sosyal hayatımda hem ilişki danışmanlıklarında gözlemlerim, canlı yayınlar vesaire gelen sorular hiçbir zaman beni yanıltmadı bu konuda. Bu 8. maddeydi. 9. maddemiz arkadaşlar. Özellikle gelecekte yapmayı istediği şeylerden bahsetmesi, gelecek planlarına dahil etmesi veya da bir şey yapacaksa, özel bir şey yapacaksa, ona göre çok önemli bir şey yapacaksa sizin fikrinizi alıyor olması. Bakın, sizin fikrinizi alıyor olması onu uygulamasa da önemlidir. Bakın, fikir alma çok önemlidir. Bu arada herkesten fikir alan bir e, erkekten bahsetmiyorum. Herkesten fikir alıyorsa sizden fikir almasının pek bir önemi yoktur. Gidiyor herkese soruyor, sana da soruyor, sormuş olmak için. O yüzden burada dikkat edeceğiniz şey diğer maddelerle yine birlikte değerlendirdiğimizde gelecekte yapmayı istediği şeylerle alakalı sizi de o planın içine katmaya çalışması. Bakın gelecek planlarına sizi dahil etmesi demiştim daha önce. Ama burada sizin fikrinizi sorması, sizin fikrinizle birlikte hem de planlarına sizi dahil etmeye çalışması önemlidir. Yoksa ben Gelecekte evlilik pek düşünmüyorum. Tarzında şeyler söyleyen bir adamdan zaten gelecek planı diye bir şey duyamazsınız. Ben çok şey şimdi 2-3 ay sonra ben tatile gitmeyi planlıyorum. Senin de gelmeni istiyorum. Bu gelecek planı falan değil yani. Tamam mı? Bazı arkadaşlar bunu kaçırıyorlar bu arada. Yanlış değerlendiriyorlar. Amacı zaten ne? Birlikte tatil yapıp doyasıya bir şeyleri yaşamaya çalışmak. Ondan sonra da zaten ayrılacak. O yüzden Asla birlikte tatili falan önermiyorum arkadaşlar sakın ola bu tarz şeylere inanıp da ya birbirimizi en azından tanırız falan deyip de bu tarz manipülatif söylemlere kanmayın çok fazla bu konuda kandırılan hatta tatile gitmeden önce bağlanmamış tatilde bağlanıp ondan sonra erkekten kopamayan kadın arkadaş var. O yüzden tatile matile çıkmayın arkadaşlar bunlar erkeklerin uydurduğu sizi çıkarlarına hizmet etme noktasında kullanabilecekleri bazı durumlarda Onu da söylemiş olayım. Çünkü zaten herkes yaşıyor. Ne olacak ki? Birbirimizi tanırız. Aynı eve çıkma konusu da aynıdır bu arada. Yani %10 faydası olsa %90 zararı olur. O anlamda. Yani %10 faydayı mı tercih edersiniz? %90 zararı mı tercih edersiniz? Bu konularda onu düşünün. Ona göre kararı verin. Yani bir kişi 10 tane doğru söylese tamam mı? 10 tane doğru söyler 100 tane yalan söyler. Yani bu 10 tane doğru söylüyor diye de doğru söyleyen biri diye kabul edemezsiniz değil mi? Yani 100 tane söylediği yalan belki o 10 tane söylediği yalanın bine katlar şey olarak. Hani ağırlık olarak. Küçük konularda doğru söylüyordur. Büyük konularda yalan söylüyordur. Bu insan yalancı bir insandır mesela. Tutup da orada 10 tane doğru söylüyor. Ya ben doğrularına bakarım derseniz yanılırsınız. Niye girmesin? Arkadaşlar doğru insanı nasıl bulursunuz? Bu konularla alakalı neler yapmalısınız? Bunları söylüyoruz zaten. Yoksa değil mi? Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Yayının tekrarını YouTube'a koyacağım, oradan izlersiniz tamam mı? Bugün zaten yeni bir tane YouTube videosu yayınladım. Profilimdeki linkten izleyebilirsiniz onu. Mutlaka yorumlarınızı da yapın. Yani birisi hayatınızda yanlış bir yer işgal etti diye herkes aynısını yapacak diye bir şey yok. Paranoyalar size aittir. Yani her karşınıza çıkan insan yanlış olacak diye bir şey yok. Bu kendinizi kandırmaktır yani. Bu tarz şeyleri gördüğümde en çok böyle bir şey olsa, olumsuz düşünecek biri olsa en çok benim olumsuz düşünmem gerekiyor değil mi? Yani bakıyorum belki yani yıllardır bini aşkın belki seans yapmışımdır. En çok olumsuz düşünecek insan benim olmam lazım. Ki en şey olarak yüzdesel olarak yüzde doksan kadınlara danışmanlık yapan bir ilişki koçuyum. Düşündüğümüzde en çok kadınların ilişkilerini dinliyorum. Öyle bir şey olsa en çok benim olumsuz düşünmem lazım. Ya evlenilecek kadın yok vesaire demem lazım. Ve öyle düşünmüyorum. Çok kaliteli kadınlar da var. Önemli olan nedir? ve kaliteliye talip olmaktır. Ben kaliteliyi bulamam. Bulamıyorsan sende bir sıkıntı var o zaman. Yani feminizm düşünceleri sizi bağlar arkadaşlar. Feministçe düşünmek sizi bağlar. Kimsenin de umurunda olmaz bu arada. Aynı şekilde maskülenite de erkeği bağlar. Yani şimdi zaten insanlara kabullenin, kabullendirilmesi gereken şey diye şunu düşünüyorlar. Herkes tek başına mutlu. Kimse evlenmesin. Zaten asıl amaçları o. Kimsenin evlenmemesi, evliliklerinde bozulması zaten amaçları o herkesi birbirine böyle rest çektirmeye yönelik tavsiyeler veriyorlar dikkat ediyorsanız. Şunu yapıyorsa hemen ayrıl, bunu yapıyorsa hemen ayrıl. Bunların amaçları şey falan değil ha yani. Uzmanlık falan değil. Bunların amacı insanları ayırmak birbirinden. Bunlar ne kadar çok tavsiye verirlerse o kadar insanları birbirinden ayırıyorlar. Kadınları erkeklere karşı kuruyorlar. Erkekleri kadınlara karşı kuruyorlar. Böyle böyle ne yapıyorlar? İlişkilerin bitmesini sağlıyorlar. Amaç zaten o evlenmeden de her şeyi yaşa mantığındalar yani. Ahlaki bir şey yok. Ahlaki bir şey yok. Evlenmeden önce her türlü şeyi doyasıya yaşa diyor. Ondan sonra kadın bağlanıyor da bağlandıktan sonra erkek niye evlenmiyor diye ona şey yapıyor. E, evlenmeden önce her şeyi yaşarsan niye evlensin ki? Niye evlensin yani? Mantıken niye evlensin değil mi? E başta şey yaşıyordun. Yani gayet özgürlükçü yaklaşıyordun. Sonra niye evlenmesini istiyorsun mesela? Değil mi? Erkeğin istediği de o zaten. Evlenmeden her şeyi yaşayabilmek. Çoğu erkeğin istediği o. Her istediğinizi yapmak özgürlük değil arkadaşlar bu arada. Aksine özgürlük belli seviyeler içerisinde belli kalıpların dışına çıkmamak. Asıl özgürlük odur yani. Öbürü biraz offside oluyor. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Evet soru var mı? Yayının tekrarını YouTube'a atacağım bu, arkadaş, bu arada arkadaşlar onu da söyleyeyim. Yayının tekrarını 9 tane maddeden bahsettim. Bir erkeğin sizi size bağlanmaya başladığını gösteren 9 tane maddeden bahsettim. Bir şey istedi, söz verip yapamadım. Daha az konuşacağız dedi. Yazmıyorum, cevap vermiyor. Ne konuda söz verdiğine bağlı. Geçmişte çok sözünü tutan biri değilsen her bu senden uzaklaşmaya başlamasının nedeni olabilir. Ama bir konuda küçük bir konu değilse büyük bir konuysa o zaman da sıkıntı olur. Nasıl anlamadım? Bir erkek neden kadının sosyal medyadan kapatıp başka kadınla durum paylaşır? Nasıl kapatıp derken? Senem hanım o konuda zaten ben size gerekeni söyledim yani. O yüzden çok da böyle umursayacağınız bir durum yok. Çok da umursayacağınız bir durum yok. Sizin önemli olan nedir? Ben danışanlara da bunu söylerim. Doğruyu yaptıktan sonra artık hani böyle çok önemseyeceğiniz bir durum kalmaz. Ben doğruyu yaptım. Bundan sonra benden olay çıktı diyeceksiniz. Tevekkül edeceksiniz yani. Tevekkül etmek nedir? Bundan sonra yani iradenizle bir şeyleri kontrol etmeye çalışmayın. Gerekeni doğru şeyleri yapmışsınız zaten, tamam mı? Doğru şeyi yaptıktan sonra inatla yani karşıdakinin hiçbir şey yapmayacağını bildiğiniz halde yine üstünüze o yükü almaya çalışıyorsanız o zaman sizde bir sıkıntı var demektir. Yani. Ayrılık zannediyorsunuz ama kurtuluyorsunuz gibi bir şey. Her ayrılık ayrılık değildir. Bazıları da bazı ayrılıklar kurtuluştur. Gerçek bir kurtuluştur. Her yerden engelleyen erkek bakmak lazım. Durumla alakalı. Neden ayrıldığınızla alakalı. Her engelleyen erkek geri döner diye bir şey olmaz. Her geri dönen erkek seviyor diye bir şey diyemeyiz. Böyle saçma sapan şeyler uyduruyorlar biliyorsunuz. Şu kadar bekle kesin erkek gelir. Öyle bir şey yok. Kimisi döner, kimisi dönmez. Kişiye ve duruma bağlı. Adam seviyor mu, sevmiyor mu? Neden ayrıldınız? Ayrılık sonrasında neler yaptınız, neler yapmadınız? Yani bir erkeklik değerlerini kastettiniz mi, etmediniz mi? Adamın gururu nedir? Var mıdır, yok mudur? Buna bağlı. Kadının mesela hatası olduğu halde çok büyük hatası var. Buna rağmen erkek geri dönmeye odaklıysa gurursuz bir erkektir mesela bu. Her şey zaten öyle oluyor. Her şey harikaydı birden bitti. Öyle o olmaması gereken bir ilişkiydi. Dediğim gibi az önce. Yani her şey mükemmel gidiyorken birden ayrılık oluyorsa zaten o ilişkide bir taraf kesinlikle oyun oynuyordu demektir idare ediyor demektir yani. Ayrıldıktan sonra sürekli neden tanımadığı kızları ekler. Son süreçlerde kadınlar bunu daha çok yapıyor onu da söyleyeyim. Yani bir şey yaparken kadın erkek cins cinsiyetçilik yapmayalım arkadaşlar. Bunu yapan hatta son süreçlerde kadınların daha da çoğunlukta olduğunu gördüm. Bunu yapmalarının nedeni ne biliyor musunuz? Size meydan okumaktır meydan okuyorlar size. Ben daha fazlasını da bulurum. Halbuki kendilerini ezikleştiriyorlar yani. Başka bir şeyi yok. Ben daha fazlasını bulurum. Sana meydan okuyorum. Senden başkaları da var. Dünyada tek sen değilsin gibi böyle bir ne yapıyorlar? İzlenim vermeye çalışıyorlar. Halbuki kendilerini ne yapıyorlar? Daha küçük duruma düşürüyorlar. Tamam mı arkadaşlar? Yani ayrılıktan hemen sonra bir arayışa girdiyse zaten o kişiden hiçbir şey olmaz. Bunu yapan kadınsa ondan hiç hiçbir şey olmaz. Erkek yapsın demiyorum. Her ikisi için de. Ama kadının kadının erkekten daha fazla dikkat etmesi lazım bu konuda. Çünkü erkekler daha kısa bir sürede pişman olurlar onu da söyleyeyim. Bak daha kısa bir sürede pişman olurlar erkekler. Ama aynı şeyleri uyguluyorsa kadın orada erkeğin pişman olma gibi bir şey mümkün değil. Pişman olması gibi bir şey mümkün olmuyor. İyi ki yapmışımlar yani. Anladınız mı? O yüzden kişileri bırakın hatasıyla kalsınlar. Ya yani aynı şeyi yaparsam ben de ona meydan okumuş olurum. Hayır. Kendi kendini düşürürsün. Hım. Ne konuda olduğunu bilmiyorum. Ne konuda olduğunu söylemeden ben seni ben müneccim değilim arkadaşlar. Ben müneccim değilim. Yazdığınız şeylere göre ne yapıyorum? Değerlendirme yapıyorum. Seans verirken ne yapıyorum? İlk önce tüm ilişkisini dinliyorum kişinin. Not alıyorum. Ondan sonra başlıyorum değerlendirmeye. İnat, gururlu ve benim güzel sözlerime rağmen ben ona başkasıyla konuşuyorsun. Biri mi var dedim ve gece 2'de telefonu meşgul meşguldü. Ben de o sinirle dört tekerin üstünde gidiyorsun dedim ve dua etti. Nettin dedi sonra. yani şüphelenmen muhtemelen daha önce bir şeylerle alakalıdır. Yani sadece o günle alakalı değil muhtemelen. Değil mi? Yani ama bu tarz şeylerde beddua etmenize gerek yok arkadaşlar. Muhtemelen daha önce şüphelendiğim bir şeyler vardı. Durduk yere herhalde kimse bunu söylemez. Bir paranoya durumu yoksa. Yani ilk olan şey de gecenin ikisinde de kimle konuşuyor bu arada? Yani şüphe duyulacak bir şey de. Bu tarz şeylerde beddua falan okumayın. Yani beddua okuduğunuz an ben senden ayrılamıyorum demektir aslında. Ben senden ayrılamıyorum. Demek. Öyle hemen acı hissedeceksiniz diye bir şey yok ilişkiyi bitirdikten sonra. İlk zamanlar çok rahat olan insanlar daha sonraki süreçte çok büyük paranoyalar yaşıyorlar. Çok büyük sıkıntılar çekiyorlar bu arada. Merve karımı teşekkür ederiz. Sen YouTube'da da varsın. Arada geliyorsun görüyorum. Ben bu arada herkesi görürüm. Şey olarak görüyorum yani gelen herkese bakıyorum. Yorum kim yapıyor? Yorumlar önemli YouTube'da. Instagram'da ve YouTube'da yorum yapan arkadaşları görüyorum. Farkındayım yani. Görmüyorum zannetmeyin. Hmm. Evet, ilk defa yayına gelenler kimler arkadaşlar? Konuyu anlattım. Bu videoyu indiriliyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Daha önce yapmadım da. Şimdi konuyu anlattım. Neydi? Bir bağlanmaya başladığını gösteren 9 işareti anlatmıştım. Yayının tekrarını YouTube'a atacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Yayından sonra atarım muhtemelen. Veya sabah mı atarım bilmiyorum. Ne zaman atayım? Hoş geldiniz. Evet. Genelde canlı yayınları TikTok'ta yapıyorum arkadaşlar. Ama ara ara burada konu anlatımı yapalım böyle. Burada yaptığım canlı yayının tekrarını da YouTube'a atarım. Oradan izlersiniz. Hoş geldiniz. Nasıl yayın beğendiniz mi? Arkadaşlar hikayelere bakan binlerce kişi. Belki bugün 5000'e aşkın kişi bakmıştır yani. Ama videolara falan bakıyorum gerçekten hiç etkileşim yok. O yüzden ben burada canlı yayın pek yapmıyorum yani. Düşüyor şu an dursun. Hızlı geçiyor. Burası aktif aslında ama. Böyle ara ara konu anlatalım o zaman. Biraz daha aktif kullanmaya çalışalım Instagram'ı. Hmm, teşekkürler efendim. Evet. Ben anlatırken arkadaşlar rastgele anlatmıyorum. Yani saçma sapan söylemlere başvurmuyorum. Hep sebep sonuç ilişkisiyle maddeleri birbirine bağlayarak ilişkilerde yaşanan durumları genelleştirilme yapılması gerekiyorsa genelleştirerek anlatıyorum. Yani bir ay bekle kesin erkek sana geri döner böyle bir şey yok yani. Zihniyet yok. Böyle bir erkek doğası falan yok daha. tamam. Tamam mı? Böyle bir şey yok. Yani bir ay beklediğin her erkek sana geri dönmez yani. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir uzmanlık biçimi yok. Anladınız mı? Kimisi döner, kimisi dönmez. Sevme, sevmeme boyutu önemlidir. Ayrılık sonrası, ayrılık sürecinde yaşananlar önemlidir. Ayrılmadan önce karşı tarafa büyük zarar verildi mi, verilmedi mi? Ayrılık sonrasında neler yaşandı? Barışılacak çoğu durumlarda ayrılık sonrası yaşanan çok büyük handikaplardan sonra tekrar geri barışma durumu yaşanmıyor mesela. Ben hep diyorum ki yani ayrılmadan sonra göstereceğiniz sabrı ilişki esnasında gösterseniz ilişkinize beş kat faydası olacak. Çoğu zaman hatalı olduğu halde kişi ayrılık sonrası sabırlı olmayı tercih ediyor. Sen hatalısın sabırlı olmayı seçiyorsun yani bu nasıl bir şey akla hizmet değil mi? Hatanı telafi etmen gerekiyor mesela bu arada haklı da olabilirsin. Hatanı telafi etmen gerekirken sabırlı davranmayı seçiyorsa burada yanlış. Her zaman bekleyerek bir insan sana geri dönmez yani. Şahsen bir erkek az önce de söyledim. Bir erkek kadının çok büyük hatası varken hatalı kadınken ona geri dönmeyi tercih ediyorsa bu seven erkeklikle alakalı bir şey değil. Gurursuz bir erkek tipidir bu. Yani küçük bir hata olur. Adım atarsın. O gayet normal. Ama senin erkeklik değerlerine saldırılmış, her türlü zarara uğratılmışsın. Ona rağmen geri adım atıyorsun ve ben seviyorum diyorsun. Bu sevme değil bu arada. Hikayede yayınladım bir tanesini. Gördünüz. Şey dedi. Defalarca affettim. Sevdiğim için defalarca affettim. Bu sevmek değil dedim mesela. Fark ettiniz. Hmm. Sevmek önemlidir ama sevmek her şey değildir. Sevmek önemlidir ama sevmek her şey değildir. Sevmediğiniz insanla evlenmeyin ama sadece seviyorum diye de bir insanla evlenmeyin. Her zaman bunu söylerim. Çünkü çoğu insan sevdiğini zannediyor. Halbuki bir bağımlılık var. Yani bağımlılıkla sevmenin farkını bile ayırt edemiyor insanlar çoğu. Sırf karşı taraf kendisine kötü davranıyor diye mesela bir bağımlılığa dönüşmüş onu sevme zannediyor. Çoğu insanda bu var. Sırf onu düzeltme gereksiniminden dolayı, ulaşamadığından dolayı mesela ben onu seviyorum zannediyor. Evet. Videoyu şimdi mi yükleyeyim, daha sonra mı yükleyeyim arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Aralarda böyle ara ara konu anlatımı yapayım. TikTok'ta da soru cevap yapıyoruz bu arada. Muhammed Çumanoğlu 5. Pardon Muhammed Çumanoğlu. iki tane TikTok hesabım var. Muhammed Çumanoğlu hesabımda. Sevinç Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Tamam. O zaman yayını kapatıyorum arkadaşlar. Video nasıl iniyor bilmiyorum da bir bakacağım. Videoyu indireyim sonra YouTube'a yükleyeyim. Oradan da izleyin. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Tekrar yayın açarız. Takipte kalmaya devam edin. Seviliyorsunuz. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Seans hattının numarası profilde var. Oradan iletişime geçmeye çalışan arkadaşlar oradan bilgi alabilirler. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.